Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size canlılık ve enerjiden bahsedeceğim. Aslında ATP'den bahsedeceğim. ATP'yi 9. sınıf konularında da işlemiştik ama burada yine bir üstünden geçelim. Çünkü bir sonraki konumuz olan fotosentez ve solunum aşamalarında ATP'den çokça bahsedeceğiz. Bu yüzden de bizim için önemlidir. Şimdi nedir? Enerji nedir? İlk önce buna bakalım. Arkadaşlar enerji... İş yapabilme gücüne biz enerji diyoruz. Enerji oldukça önemli bir maddedir, önemli bir moleküldür. Bizler enerji olmazsa hiçbir şeyi yapamıyoruz maalesef. Biz uyurken bile vücudumuz enerji üretir ve enerji tüketir. Mesela beynimiz enerji üretip tüketiyor çünkü uyurken bile bazı kısımları çalışıyor. Evet, o zaman direkt ATP'den başlayalım arkadaşlar. Nedir ATP? ATP'nin yapısında neler vardır? Bunlardan bahsedelim. Şöyle başlık yazalım, ATP. Nedir ATP'nin açılımı? Adenozin trifosfat. Trifosfat. Arkadaşlar, ilk önce ATP'nin yapısından bahsetmek istiyorum. Daha sonra özelliklerine geçeceğim. ATP'nin yapısına baktığımızda bir tane adenin bazı bulunur. Bakın yapısında şöyle bir baz bulunur, adenin bazı. Daha sonra bu adenin bazına bağlı 5 karbonlu şeker olan riboz şekeri bulunur. Riboz. Ve buna bağlı olan da 3 tane fosfat vardır. 3 tane fosfat. Adenozin trifosfat bu şekilde oluyor. Arkadaşlar bunun yapısına baktığımızda adenimle riboz arasında bulunan bağ glikozit bağıdır. Glikozit bağı. Ribozla fosfat arasında bulunan, yani şuradaki bağ ester bağıdır. Ester bağı. Fosfatlar arasında bulunan bu iki tane bağ ise yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Yüksek enerjili fosfat bağları. Fosfat bağlarıdır. İşte biz bu yüksek enerjili fosfat bağlarını kırarak oradaki enerjiden faydalanıyoruz. Ve arkadaşlar vücudumuzdaki işleri bu sayede yapıyoruz. Şimdi adeninle riboz bir araya geldiği zaman biz bu yapıya adenozin diyoruz. Bakın şöyle adeninle riboz yan yana geldi. Adenozin. Daha sonra buna bir tane fosfat katıldı. Adenozin artı bir fosfat. Ne olur bu yapı? Adenozin monofosfat olur. Adenozin mono ne demekti? Bir demekti. Bir tane fosfat içerir. Adenozin monofosfat. İki tane fosfat katılırsa ne olur arkadaşlar? O zaman da adenozin difosfat. Difosfat. Hani mono, di, tri. Oradan hatırlayalım. Mono, di, tri. Üç tane bağlanırsa ne oluyor? İşte bizim ATP molekülümüz üretiliyor. Adenozin trifosfat oluşuyor. Adenozin trifosfat. Evet, bu şekilde ATP'nin yapısı. ATP'nin yapısıyla ilgili şöyle bir soru gelebilir. İşte ATP'nin yapısında 3 tane yüksek enerjili fosfat bağı vardır diyebilir. Yanlış olacak. Kaç tane var arkadaşlar? 2 tane yüksek enerjili fosfat bağı vardır. Genellikle biz bunun bir tanesini kullanıyoruz. Şuradaki bir tanesini kullanıyoruz. Daha sonra bu ADP'yi serbest bırakıyoruz. ADP tekrar bir fosfat bağlayınca onu yine kullanabiliyoruz. Evet, bu sayede yapısından bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim özelliklerine. Arkadaşlar ATP kesinlikle hücre içinde üretilip hücre içinde kullanılır. Bunu unutmayalım. Hücre içinde üretilip hücre içinde kullanılır. Yani biz ATP'yi hücrenin dışına gönderemiyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? ATP hücreden hücreye aktarılamaz. Hücreden hücreye aktarılamaz. Ayrıca arkadaşlar ATP depo edilemez. Depo edilemez. Anlık olarak üretilir ve tüketilir. Depo edilemez. ATP'nin üretim olayına biz fosforilasyon, ATP'nin tüketilmesine de defosforilasyon diyoruz arkadaşlar. Bunu da yazalım. ATP'nin üretilmesine fosforilasyon
fosforilasyon tüketilmesine defosforilasyon denir. Defosforilasyon denir. Şimdi size bu fosforilasyon ve defosforilasyonu şematik olarak çizip hangi olaylar fosforilasyon, hangileri defosforilasyon bundan bahsetmek istiyorum. Bakın şurada ATP molekülümüz, şurada da ADP artı fosfat. Birleşince ne oluşturuyor? ATP. Şu şekilde bir ok yaptığım zaman bakın ADP artı fosfat birleşip ATP'yi oluşturduğu zaman biz bu olaya ne diyorduk? ATP üretildiği için fosforilasyon. O zaman buraya ne yazıyoruz? Fosforilasyon. ATP'nin tüketildiği yani parçalandığı ADP artı fosfatın üretildiği bu olaya da ne diyoruz? Tam tersi olan defosforilasyon. Arkadaşlar ATP tüketildiği zaman arasından enerji açığa çıkar. Enerji açığa çıkan ve enerjiyi kullanan, bakın enerjiyi kullanan olaylara biz ne diyoruz? Endergonik tepkimeler diyoruz. Enerjiyi içine alıyorsa biz buna endergonik tepkime diyoruz. O zaman ATP'deki enerjiyi depolayan bu fosforilasyon olayına ne diyeceğiz? Endergonik tepkime diyeceğiz. Yazalım. Endergonik tepkime. Buradaki olay endergonik tepkimedir. Enerjinin açığa çıktığı ve olaylar tarafından kullanıldığı tepkime ise egzergonik tepkimedir. Egzergonik tepkime. Şimdi bu endergonik ve egzergonik tepkimeleri örnek yazacağım. Arkadaşlar ATP'nin üretildiği yani enerjinin depolandığı tepkimeler nelerdir? Hücresel solunum. Hücresel solunum. Hücresel solunum ikiye ayrılır. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum. Her ikisini de alıyoruz. Daha sonra fotosentez. Fotosentezde de ATP üretilir. Ve kemosentez. Kemosentezde de yine ATP üretilir. Bu üç tane olay ATP'nin üretildiği olaylardır. Gelelim ATP'nin tüketildiği yani egzergonik tepkimelere. Bunlar mesela sinirsel iletim. Sinirsel iletim. Mesela biyosentez olayları. Biyosentez olan yani sentez tepkimeleri diyebiliriz. Üretim tepkimeleri. Daha sonra kas kasılması gibi olaylar. Kas kasılması. İşte aktif taşıma. Aktif taşıma. Bunun gibi bir sürü örnek yazabiliriz arkadaşlar. Egzergonik tepkimelere. Dediğim gibi eğer ki depo ediliyorsa ATP, yani ATP dediğim enerji aslında. Enerji ATP'nin yapısında depo ediliyorsa, yani ATP üretiliyorsa biz bu yapıya ne diyoruz? Biz bu tepkimeye endergonik tepkime diyoruz. Enerji açığa çıkıyorsa arkadaşlar buna da ne diyoruz? Egzergonik tepkime diyoruz. Evet bu şekilde endergonik ve egzergonik tepkimeler. Şimdi gelelim fosforilasyon çeşitlerine. Yazalım şuraya bir başlık. Fosforilasyon çeşitleri. Fosforilasyon çeşitleri. Nedir fosforilasyon çeşitleri? Arkadaşlar 3 çeşit fosforilasyon var. Bunlar substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon, bir de fotofosforilasyon. İlk önce ben substrat düzeyinde fosforilasyonu anlatacağım size. Şuraya yazalım. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Arkadaşlar substrat düzeyinde fosforilasyon bakın adı üstünde ne kullanılacak? Substrat. Organik madde kullanılarak ATP üretilmesi olayına biz substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz. İşte organik madde dediğimizde nedir? Substrattır. O zaman yazalım. Organik madde kullanılarak ATP üretilmesi olayıdır. Organik madde dediğimiz substrattır. Arkadaşlar substrat düzeyinde fosforilasyon tüm canlılarda ortaktır. Neden ortaktır? Çünkü bu solunumun ilk basamağını oluşturuyor. İster oksijenli solunum yapsın, ister oksijensiz solunum yapsın mutlaka substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretir. O yüzden de tüm canlılarda ortaktır. Peki nerede gerçekleşir?
Tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir arkadaşlar. Tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. Tabii şu da var, hani mitokondride de gerçekleşir substrat düzeyinde fosforilasyon ama ortaktır dediğimiz için ortak olan kısmı sitoplazmada gerçekleşir. Çünkü prokaryot canlılarda mitokondri yoktur. İşte o yüzden prokaryotlarda mitokondride olan kısmını almıyoruz. Biz sadece şu an tüm canlılarda ortak olan kısım nerede gerçekleşiyor? Sitoplazmada gerçekleşiyor, bunu bilmemiz gerekiyor. Substrat düzeyinde fosforilasyon bu şekilde. Gelelim. Bu arada nerede üretildiğini de yazalım isterseniz substrat düzeyinde fosforilasyonun. Solunumun ilk basamağı olan glikolizde üretilir. Eğer glikolizde üretiliyorsa o zaman glikolizde nedir? Yine tüm canlılarda ortaktır. Hücresel solunuma geldiğimiz zaman açıklayacağız. Gelelim bir sonraki fosforilasyon çeşidine arkadaşlar. Şuraya geçiyorum. Bu da nedir? Oksidatif fosforilasyon. Yani burada da oksijenin kullanıldığı fosforilasyondur arkadaşlar. Oksidatif fosforilasyon. O zaman yazalım. Oksijenin kullanıldığı fosforilasyondur. Yani oksijen kullanılıyorsa eğer orada bir ATP üretimi varsa o nedir? Oksidatif fosforilasyondur. Peki ne zaman, nerede gerçekleşir? Arkadaşlar, kemosentez yapan canlılar oksijenle inorganik maddeleri yakarak oradan bir enerji üretirler ve bu enerjiyi ATP'ye çevirirler. İşte bu yüzden biz buna da oksidatif fosforilasyon diyoruz. O zaman yazalım. Kemosentez yapan canlılar inorganik maddeleri oksitlemek demek oksijenle tepkimeye girmek demektir. Oksitleyerek enerji üretirler. Bu olay oksidatif fosforilasyondur. Evet. Kemosentez yapanlar bu şekilde. Bir de oksijenli solunum yapan canlılar ETS evresinde, elektron taşıma sistemi evresinde oksijeni kullanarak ATP üretirler. Bu da yine oksidatif fosforilasyondur. Elektron taşıma sistemi evresinde, arkadaşlar bu evreye kısaca ETS diyoruz. Solunuma gelince çokça bahsedeceğiz zaten. ETS evresinde O2'yi kullanarak ATP üretir. Evet, bu da oksidatif fosforilasyon oluyor. Gelelim son çeşidimize. 3 diyeceğiz. Fotofosforilasyon. Bakın isminden bile çıkarabiliriz. Nerede gerçekleştiğini, kimin yaptığını. Fotosentezin fotosu. Arkadaşlar, fotosentez yapan canlıların ürettiği ATP çeşidi fotofosforilasyondur. Nasıl olacak? Bakın, ışık enerjisini, yani foton dediğimiz ışık enerjisini kullanarak ATP üretimidir. Fotofosforilasyon. Şunu da yazalım. Arkadaşlar, fotosentez yapan canlılar mutlaka fotofosforilasyon yapmak zorundadır. Fotosentezde üretilen, yani fotofosforilasyonla üretilen ATP fotosentez sırasında harcanır. Kesinlikle başka olaylarda kullanılmaz. Yazalım o zaman. Fotosentezde üretilen ATP fotosentezde kullanılır. Başka olaylarda kullanılmaz.
Bakın şurada yazdığım substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyondaki ATP her türlü işlevde kullanılırken fotofosforilasyonla üretilen ATP kesinlikle fotosentezde kullanılır arkadaşlar. Başka hiçbir olayda kullanılmaz. Evet, canlılık ve enerji yani ATP'nin yapısı, özellikleri, görevleri bunlardır. Bir sonraki videomuzda fotosenteze giriş yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.